Bir iki dakika hareket yok. Acaba daha durmak münasebetsiz mi oluyor? Fakat pencerelerde hiçbir hayat belirtisi yok. Adeta köşk bomboşmuş gibi bir ölüm sessizliği var. Perdeler sıkı sıkı indirilmiş. Pancurlar kapanmış. Hasılı içeride galiba kimse yok. Öyle ya, öyle ya. Lakin ben bunu niçin düşünemedim? Bu adamlar benim bu gece kaçtıktan sonra soluğu soluğuna doğru karakolda alacağımdan elbette korkarlar. Ve buna karşı lazım gelen tedbirleri elbette alırlar. Mesela kim bilir, belki de köşkü öylece bırakarak firar etmişlerdir. Ve bu gayet tabiidir. Hiç aklı başında olan bir adam böyle bir olaydan sonra hala burada durur mu? Ben bunu İstanbul'da düşünüp de boş yere bu kadar zahmetlere, bu kadar masraflara girmemeli değil miydim? Kendi kendime, hay sersemet, ahmak, ahmak diye mırıldanıyordum. Fakat tam çıkmak üzere idim ki bir kadın sesi işittim. Macuncu diye bağırıyordu. Ani bir sevinçle ha dedim ve böyle erkeklerin gitmiş bir veya iki kadının kalmış olmasını daha uygun buldum. Çünkü bu sersem kadınların ağzından kurnazlıkla epeyce bilgi alabilirdim. Bahçenin taklanları arasında yolunda ilerleyerek kapıya doğru yaklaştığım vakit kapının aralık edilip yaşlı bir kadının görüldüğünü fark ettim. Ayol diyordu. Ayol sen buraları artık unuttun galiba. Aylar var ki görünmüyorsun. Bilirsin ya, macun müptelasıyız. Koca karı benli başka bir macuncuyu benzetmiş olacaktı. Tam tablamı sehpanın üzerine koyup da terlemiş alnımı açmak için fesi arkaya ittiğim vakit köşkün arka tarafından kalın bir yürüyüşle dün ve evvelsi gün bana yukarıdaki odaya yemek getirmek lütfunda bulunan Çerkeş'i görmeyeyim mi? Hemen belki tanır diye küçük ziyafesimi kaşımın üstüne indirdim ve kadınla tatlı tatlı konuşmaya başladım. 14. bölüm. Biz konuşurken Çerkez yanı başımda ayakta duruyor ve hiçbir şey söylemeyerek sükût içinde dinliyordu. Kadın dedi ki, ''Macuncu başı, bizim hanımefendiler şimdi bu köşkte değiller. Arkada başka bir köşkte oturuyorlar. Bilirsin ki her vakit sen geldiğin zaman tablanı biz de boşaltırdın. Eğer istersen oraya da git, onlar da macunsuz kalmasınlar.'' Adam bana şüpheli bir tavırla duruyor gibi geldiğinden kadınla daha fazla konuşup ağzından laf almaktan kaçındım ve parlak bir nara ile hay hay dedim. Tablayı kapınca başımın üzerine sehpayı koluma taktım. Adama haydi bakalım düşünme kabadayı diyerek yolda düzüldük. Köşkten çıktık. Diğer köşklerin arasından geçtik. Sonra açıkta tek ve tenha bir vaziyette duran kargır bir köşke doğrulduk. Adam giderken hiç sesini çıkarmıyor, derin derin düşünüyor yahut öküzler gibi geviş getiriyordu. O köşke vardığımız zaman bir hayli geniş olan dış bahçesinden geçtik. Adam inşallah burada beni kadınlarla yalnız bırakır da birkaç bilgi alırdım. Eğer burada da bir şey koparamazsam, dönüşte öteki köşke uğrayıp oradaki koca karıyı söyletmek işten değildi. Adam köşkün arka kapısından girdi. Ben bu esnada sehpamı yere indirmiş, tablamı üstüne koymuş, yanık yanık elimdeki mapları şıngırdatmakla meşguldüm. Canım, macunun alası dedik. Bir an oldu ki kapının açıldığını ve adamın elinde bir tabakla tekrar gözüktüğünü gördüm. Hiç sessiz bir işaretle beni içeri çağırıyordu. Tablayı ve sehpayı kapınca, ''Bismillah işte geliyor.'' dedim ve kapıdan içeri daldım. Dışarının güneşinden olacak karanlıkça bir ev altıydı. Fakat adımımı adır atmaz bilmem ne oldu ki iki kolumu kuvvetli eller büküp arkama aldılar. Ve bir anda tablam bir tarafa, sehpam bir tarafa, tekmeyle ben de bir çukura yuvarlandığımı hissettim. Tepemde bir demir kapının kilitlendiğini işittim. Kendime kaç saat sonra geldiğimi tahmin etmek mümkün değildir. Her ne kadar yanımda saat varsa da bunu görmek için hafif bir ışık bile yoktu. Zifiri karanlık bir kuyu yahut mağara içinde gömülmüş denilebilirdim. Ayağımın altında açılmış olan delikten tepe aşağı yuvarlandığım vakit başım öteye beriye çarpmış olmalı ki
sızılar hissediyor ve elimle yokladığım zaman ıslaklık bularak kan akmakta olduğunu zannediyordum. El yordamıyla cebimdeki iki mendili birbirine bağlayarak başımın yaralarını sıktım ve karanlık içinde parmaklarımın temasıyla bulunduğum yerin ne şekil olduğunu anlamaya çalıştım. Lakin bu adamlar ne yırtıcı, ne canavar şeylerdi. Meramlarına erişmek için hiçbir vahşetten, hiçbir pislikten geri durmamakta ne yaman insanlardı. Bir kere son derece kurnaz ve keskindiler. Beni macuncu kıyafetinde bile tanıyıp böyle bir tuzağa düşürmekteki açık başarılarını şu durumda bile tebrike layık buluyordum. Bir taraftan bu mukayeseyle meşgulken, diğer taraftan elimle, ayağımla ölçmüş, yoklamış bulunduğum yerin sarnıç olmak üzere yapılmış bir kapan olduğunu keşfettim. Demek yine ellerine geçmiş, hem bu sefer evvelki gibi merhamet, insaf, beklenmeyecek zalim bir surette avuçlarının içine tıkışmış kalmıştım. Geçen sefer konfor içinde karyolalı bir odada ve muntazam yemeklerle doyurulmak şartıyla hapisken, bu sefer tekme altında ezilen bir yavrusu gibi, bir fare yavrusu gibi çaresiz vaziyette bulunuyordum. Bu sefer ihtimal yemek falan vermeyecekler ve kim bilir ne işkencelerle canımı alacaklardı. İçim sızlayarak, "Zavallı hanımefendi, zavallı Suzancık," diye hah ettim. Lakin bu etrafımda dönen dolap nasıl bir şeydi? Bunlar burada kaç evi işgal etmişler? Nasıl bir teşkilatla yerleşmişlerdi? Evvela kaçtığım köşkteki koca karı beni tanınmış mıydı? Kuru kemikli Çerkeş'in köşkün yan tarafından gelmesi hayır alameti değil. Bilakis suikastın başladığını anlatıyordu. Demek ki bunlar ben daha oraya gelmeden, eğer bir mümkün değilse gelirken uzaktan beni tanımış, tertibat almış ve her şeyi hazırlamış bulunuyorlardı. Bunda şüphe yok. Köşkün boş olduğunu ihtiyar kadın söylemişti. Demek benim firarım üzerine zabıtaya müracaatımdan korkarak ihtiyaten orasını boşaltmış olacaklardı. Orasını tahliye etmiş ve merkezlerini civardaki bu sarnıcında can çekiştiğim köşke nakletmiş olmaları lazım geliyordu. Fakat onlar dediğim bu eşkıya çetesinin elebaşları kimlerdi? Ve ne kadar nüfuslu, emirlerin altında ne hunhar yardımcıları bulunan reislerdi? Bu noktaları düşündükçe yalnız kendi selametimi değil, bütün İstanbul'un selametini tehlikede görerek meşhur zenginler nasıl sağ kalıyorlar diye titriyordum. Böyle müthiş reisler elindeki yırtıcı haydutlar para için neler yapmazlardı ya Rabbi. İşte bizi Suzancık elbette benim gibi böyle cendere içinde değildir. Çünkü ne de olsa babasının emriyle kaldırılmış ve saklanmış olduğundan elbette benden daha iyi muamele görmektedir. Böyle bir hain, böyle bir kasıtla kurban edip takip etmiyorlar mıydı? Şüphesiz benim kellem artık uçmuş demekti. İnsan garip bir mahluk. Bir saat evvel hayalini yıkıp kavuran korkunç olaylar, bir saat sonra daha feci şartlar dahilinde gerçekleşip başına geliyor. Ne olmak lazım gelir? Bu halde korkudan can vermek, endişeden harap olmak demek değil mi? Halbuki bir tevekkül mü, tahammül mü nedir? İnsana bir dayanıklılık geliyor. Adeta tehlike içinde kıvranan kendisi değilmiş de, okuduğu bir romanın kahramanıymış gibi hissiz, donuk, nefes alıp oturuyor. İşte ben de hayali heyecanlar içinde bayıltacak şu andaki vaziyetimi, bu karanlık belki yılanlar, çıyanlar yuvası olan yerde adeta gönül rahatlığıyla görüyordum. Bu belki kurtulmak için hiçbir ümidi olmayanlara mahsus bir rahatlık ki, tıpkı dar ağacına götürülenlerin bazılarında eseri görülen metanet gibi. Böyle ruhum bin endişe ve sükun yağmuru altında kıvranıp kaynayarak kaç saat kaldım, bunun tahminini mümkün değildi. Yalnız bu esnada bir an oldu ki, bulunduğum yerin üst köşesinde aykırı bir ses işitir gibi oldum. Kendi kendime, "Eyvah cellatlar geliyor," diye yüreğim hopladı. Gerçekten de sesin geldiği tarafta bir kapak kalktı. İçeri giren ışık sayesinde zindanımın insan boyunu pek az geçecek kadar yüksek bir yer olduğunu görmemle beraber anlaşılmayan bir el kapağın arkasında uzanıp bir kutu gösterdi. Acaba bunu bana alsın diye mi uzatıyorlardı? Her ne olursa olsun bu benim içindi. Uzandım, aldım. Kapak da o esnada kapandı.
Şimdi yine karanlıktaydım. Fakat hemen hayati bir fikir zihnimi yakmaya başladı. Elimdeki uzunlamasına kutuyu sallayarak acaba içinde ne var, açayım mı yoksa diye düşündüm. Evet, bu durumda elbette düşmanlarımdan hayır ve vefa beklemezdim. Elbette bu bana zarar vermek için terdip olunmuş bir oyundu. Salladığım kutudan hiçbir ses işitmiyordum. Öyle geliyordu ki hareket, hayat vardı da ses yoktu. Bu ne olabilirdi? Birden dimdik olmuş tüylerimden soğuk bir titremenin aktığını duydum. Bir yılan mı? Bir yılan mıydı? İçgüdüsel bir hareketle kutuyu fırlattım, attım. Hemen ardından kapağı açılıp da eğer yılan varsa çıkar beni burada korkunç ölümlerle boğar endişesiyle yere eğilerek aradım. Hayret, karanlıkta kutunun düştüğü tarafa eğilerek elimle araştırıyordum ki elime bir mum geçti. Nitekim kutuyu yere attığım vakit kapağı açılmış, içindekiler dökülmüştü. Tekrar muayene ettiğimde bir kibrit kutusu da buldum. Bu ne demek oluyordu? Dili tutulmuş, heyecanlı bir halde hemen mumu yakarak çıkan ışık içinde kutuyu aldım. İçinde katlanmış bir kağıt olduğunu görünce hemen açtım. Bu kağıt yazılıydı. Titreyerek heyecandan gözüm hiçbir şey görmeyerek kağıdı evirip çevirip ve bunun ne manada olduğunu anlamaya çalışıyordum. Bunu ancak imza yerinde Suzan ismini görünce anladım. Bu kadar beklenmeyecek bir saadetti ki şimdi sarnıç içinde deli gibi sıçrıyor, koşuyor ve çırpınıyordum. Fakat ne olduğunu daha açıkça anlamak için hemen yazıyı okumaya başladım. Pek büyük tehlikeler içindeyiz. Eğer planım muvaffak olursa sizi ve kendimi kurtarmayı kuvvetli ümit ediyorum. Siz hiç endişe etmeyerek geceyi bekleyiniz. Allah'ın yardımıyla kaçabilsek ne âlâ. Kaçamadığımız takdirde yarın son gününüz olacaktır. Bunun için her fedakarlığı göze alarak sizi hayatın pahasına kurtarmaya yemin ettim. Sabır, bekleyiş ve ümit. Suzan. Ah yavrum, Suzan'ım. Demek o da aynı evdeydi ve benim bodruma tıkıldığımdan haber almış bulunuyordu. Bu kutuyu bana böyle gönderebilmek için evdekilerin bazılarını kendi tarafına çekmesi lazım gelirdi. Acaba bunlar kendilerinden bir fayda umulabilecek faal insanlar mıydı? Yoksa hizmetleri ancak ev içinde bana bir kutu verebilecek derecede olanlardan mıydı? Yarın son günüm olacağını haber verdiğine göre evde hakim kuvvetlerin planlarından ve hareketlerinden haberdar bulunması lazım gelirdi. Hiç ümit etmediğim bu kurtuluş gerekçesiyle buradan Suzan sayesinde kurtulursam, kurtulup kaçabilirsem tabii o da beraber kaçacağından artık ilk yapılacak şey derhal polis müdüriyetine gidip bütün olayları anlatarak zabıtanın himayesi altında Aksaray'daki konaktan defineyi çıkarmak ve belki teklifleri mümkün olmayan kaçabileceklerinden adamların bundan sonrası için pençelerinden kurtulmak üzere hanımefendi ve Suzan'la birlikte meçhul ve uzak diyarlara uçup gitmekten başka çare yoktu. Fakat ne mümkünse yapıp adamları kaçırmamaya çalışmak da İstanbul'un ve insanların selameti için gerekliydi. Köhne Bizans'ın oyuklarında gizlenmiş yaşayan ve başkalarının mallarını elde ederek geçinmeye çalışan binlerce caniden bu bizimkiler elbette daha da kötülerdi. Ötekiler ihtimal açlıklarından, ihtiyaçlarından şunu bunu çalarak ötekini berikini öldürerek yaşamaya çalışıyorlarken berikiler böyle köşklerde oturarak servetlerine servet katar olduğu halde daha fazla para için insan katletmekten, cinayet işlemekten zevk buluyorlardı. Kendi kendime verdiğim karar katiyen buydu. Dosdoğru polis müdüriyetine gidip bu köşklere bilhassa o raci olacak caniyi ve yardakçılarını ihbar etmek ve onların ele geçmesi için mümkün olanı yapmak olmalıydı. Böyle gece yarısına kadar, çünkü şimdi elimdeki mum sayesinde saatime bakarak vakti takip ediyordum. Bin türlü kararlar arasında çırpınıp bekledim. Acaba kurtuluş mu, yoksa ölüm mü? Şimdi yahut biraz sonra kapak yine açılıp buradan çıkarılacak mıyım? Yoksa verilen haber gereğince bu saadet mümkün olmayarak yarın ölecek miyim? Öleceksem acaba nasıl bir ölümle öldürecekler? Bu en hafif bir surette bile olsa benim için yine feci ve müthiş olacaktır. Çünkü iki ihtimal içindeyim. Kurtulup Suzan'la mesut bir hayat yaşamak yahut kurtulamayıp burada katlolunmak.
acaba şu esnada Suzancık istediği şeye muvaffak olmak için ne çarpıntılar içinde uğraşıyor? Acaba uğraşıyor mu? Yoksa muvaffakiyetten ümidini kesmiş, dövünüyor mu? 15. Bölüm. Saatlerce bu endişelerle dövündüm. Bazen bin dakika, bin türlü kuruntunun çarpıntısıyla seneler kadar uzuyor. Bir dakika, bin dakika gibi geçiyor ve bu beni kasırgalar arasında kıvrandırıyordu. Acaba Suzancık teşebbüsünle muvaffak olup da beni kaçırabilecek mi? Yoksa bu korkunç gecenin korkunç saatleri böyle binbir gelgit arasında sürüklenip sabah olarak yokluğa mahkum mu kalacağım? Tertibatın ne olduğuna dair zerre kadar bilgim olmadığı için kendi kendime bin türlü şeyler hayal ediyor. Bazen Suzan'ın bu firar teşebbüsünde ele geçip hele beni de beraber götürmek istediği anlaşılarak işkencelere maruz kalmasını korkuyla görüyor, kendi kendimi harap ve helak ediyordum. Saat 12'yi geçmiş, mum bitmiş. Ben artık tamamen umutsuz bir halde kalmıştım. Evi derin bir sükût kaplamış. Bir iki saatten beri tek bir çıt işitilmiyordu. Kendi kendime acaba bu mezar sükûtu içinde neler oluyor? Suzancık harekette ve muvaffakiyette nasıl diye meraktan kuduruyordum. Fakat saatler bu derin ve her türlü harekete müsait sükûtu resmen boşu boşuna geçip sabaha yaklaştıkça kara bir ümitsizliğin varlığımı istila etmesine mani olamayarak kederlenmiştim. Hissedilmez bir hareket oluyor gibi geldi. Sarnıcın kapısı mı açılıyordu? Hemen o tarafa atıldım, yoklamaya başladım. Sıçrayıp sıçrayıp elimle bakıyor ve demir kapan yerinden oynuyor zannediyordum. Hayır, aldanıyordum. Kapak önceki sağlam yerindeydi. Ümitsizce çöktüm. Başımı elimin içine alarak yine yumruklamaya başladım. Uzun zamanlar geçti. Müddetini tayin edemeyeceğim bu zamanlarda sonra bir an oldu ki artık aldanmadığıma hükmetmek, kapağın kımıldadığına karar vermek lazım geldi. Evet, oh ya Rabbim, şükür Allah'ım. Kapak kımıldamış, açılmış. Karanlıkta bir el uzanmıştı. Fakat tanımadığım bir sesin fısıltısını işitince ve uzanan elin nasırlı, buruşuk olduğunu hissedince dondum kaldım. Bu neydi? Ben Suzan'ı bekliyor, onun sesini işiteceğimi, onun elini tutacağımı zannediyordum. Acaba bu yine bana kurulmuş bir tuzak mıydı? Yoksa ne olursa olsun, madem ki Suzan'ın söylediğine göre yarın sabah ölüm muvaffaktı, o zamana kadar her türlü teşebbüs hakkım vardı, ses fısıldadı. Şu sandalyeyi alınız da gürültü etmeden çıkmaya çalışınız. Ve yukarıdaki pencerenin yardımıyla kapaktan aşağı süzülen hafifçe aydınlık sayesinde bir sandalyenin bulunduğum yere uzatıldığını görerek hemen ellerimi uzatıp kavradım. Sandalyeyi yere koyarak sıçradım, üzerine atladım. Şimdi bu sayede sarnıcın kapağında rahatça yerleşebiliyor ve kapağın kenarını kolayca tutabiliyordum. Bir kere kollarımla sıkı sıkı tutununca ayaklarımı sandalyenin arkalığına dayayarak kendimi çektim. Yukarıda sesin sahibi, galiba bir ihtiyar kadın da elleriyle tutup yardım ettiği için o anda kendimi kapağın üstünde buldum. Kadın kulağıma sokularak, ''Aman dikkat ediniz!'' dedi ve sarnıcın kapağını yerine koyup eliyle kolumu tutarak beni çekmeye başladı. Karanlıkta nereye götürüldüğümü, ne yapıldığını fark edemiyor, sadece itaat ederek sürüklenen tarafa gidiyordum. Yüzüme dokunan serin bir cereyan, yakında açık bir pencere veya kapı olduğunu hissettiriyordu. Kendimi tamamen bu havayla kuşatılmış bularak bahçeye çıkarıldığımı anladım. Ve semanın aydınlığı altında bir şeklin bana atıldığını görerek bunun Suzan olduğunu his ile kollarımı açtım. Şimdi Suzan kollarımın arasındaydı. Başka hiçbir sebeple, hiçbir şekilde bu vaziyette bulunması mümkün olmayan nur mahluk, bu feci gecenin feci hadiseleri etkisiyle göğsümün üstünde kalbimin çarpıntıları arasında teneffüs ediyordu. Fakat bu kucaklama pek kısa sürdü. İhtiyar kadın kapıyı çekmiş, bizi bir eliyle sürüklüyordu. Koşmaya başladık. Dün gece deha harikası bir firar ile yine bu topraklarda soluk soluğa koşmuş ve artık her şeyi olup bitmiş zannederek türlü hülyalarla mesud olmuştum. Fakat bu gece, bir gece evvelkinden daha zengin, daha heyecanlı bir firarın kahramanı oluyor ve yine bu topraklarda
Fakat bu sefer daha parlak muvaffakiyet ümitleriyle çırpınarak koşuyordum. Köşkten işitilmeyeceğimize kanaat getirerek uzaklaştığımız zaman elimle onları durdurarak kendimde durdum. Durun da bir nefes alalım ve biraz konuşalım dedim. Koca karı, aman beyim, bir an bile durmak hatadır. Bir an evvel uzaklaşıp köyü olsun varalım da selamete çıkalım diye cevap verdi. Sonra maazallah arkamızdan gelirler de ele geçirecek olurlarsa üçümüzün de bittiğimiz gündür. Dağ bulunduğumuz yerden dün gece kaçtığım köşke varmak için bile hayli yol vardı. Sonra oradan Yeşilköy'ün hizasına yetişmek için uzun bir mesafe almak lazım geliyordu. Eğer bizim kaçtığımızı adamlar haber alıp peşimize düşecek olsaydılar, şu anda bile yakalanmamız, ellerinde olmamız lazım gelirdi. Öyle olmakla beraber kadının sözlerini doğru bularak artık koşmuyorsak da hızlı hızlı yürüyorduk. Şimdi Suzan hem nefes nefes yürüyor hem de anlatıyordu. Sizin bu seferliğini ele geçip sarnıca konulmanız sayesinde ben de kurtuluyorum. Çünkü eğer siz olmasaydınız biz kendi kendimize kaçmaya karar veremeyecektik. Sizin öldürülmek tehlikesinde olduğunuzu haber alır almaz ben Sıdıka Hanım'ı zorladım. Artık elini ayağını öptüm. Türlü vaatler, türlü ricalarla kalbini yumuşatarak yardımını temin etmeye muvaffak oldum. Kesik kesik anlattığı ve ara sıra Sıdıka Hanım'ın ilave ettiği sözlerle hem firarın şartlarını hem de daha evvel meydana gelip de bizim bilmediğimiz durumları anlamaya başladım. Bu durum şu şekilde cereyan etmiş oluyordu. Sıdıka Hanım, Suzan'ın süt ninesi, babası Raci Bey'in yakınlarından ve mensuplarından olduğu için bu adam Paris'ten döndüğü zaman onun yanına gelmiş, orada oturmaya başlamıştı. Fakat kadın ara sıra dadı saflığıyla pek çok sevdiği Suzan'ı gelip görmekten de geri kalmıyor ve böylece iki aile arasında bir kavuşma hattı temin etmiş oluyordu. Ben Erzurum'dan gelip de hanımefendilerle görüştüğüm vakit bu haberi de Raci Bey'e yetiştirmişti. Fakat Raci Bey o aralık başka bir iş için Mısır'a gitmeye mecbur olduğundan Sıdıka Hanım'ın anlayabileceği kadar küçük kardeşi Hüsrev Bey'in bu işe göz kulak olmasını tembih edip gitmişti. Hüsrev Bey ise daha genç, daha faal, daha hırslı bir adam olduğundan böyle bol para haberini alır almaz büsbütün harekete geçerek bütün dolaplar kurmuş, türlü tertipler almıştı. Benim çeşitli kollar vasıtasıyla takip ettirilmem, Taksim'deki apartmanın göz altında bulundurulması, Aksaray'daki konağa ihtiyaten adamlar yerleştirilmesi hep bu zümredendi. Sıdıka Hanım işin kendi kabahatiyle böyle büyüyüp vahim neticeler almak üzere bulunduğunu görünce getirdiği haberden pişman olarak kabahatini tamir için çare araştırmaya başlamış. İşte bu esnada bir gün Suzan'ın zorla yakalanıp Şenlik köydeki köşke getirildiğini görmüş. O vakit çok sevdiği küçük hanımın da tehlikeye düştüğünü anlayınca aklı başından giderek ne yapıp yapıp bu hallere bir son vermeye karar vermiş. Fakat Suzan her ne kadar köşkten çıkmaktan men olunsa da fena bir muameleye maruz kalmıyordu. Bunun için bakalım ne olacak, birkaç gün daha geçsin diye işi açıktan açığa isyana dökmemeyi tercih ediyorlardı. Nihayet dün ben de yakalanıp sarınca tıkılınca ve hele de ciddi tehlikede bulunduğum öğrenilince iki kadın bilhassa Suzan deli gibi olarak mutlaka beni kaçırmaya, bu esnada kendileri de kaçmaya karar vermişlerdi. Hüsrev herifi Raci Bey gibi yaratılıştan hilekar ve zalim bir adam olduktan başka bu hile ve zulüm meylini kolayca cinayet derecesine çıkaracak kadar alçak tabiatlı bir melundu. Raci Bey para için her hileye başvurur, her oyunu mübah sayar fakat maddeten fenalığa kadar ilerlemezken bu adam bilakis fenalık yapmaktan zevk alıyordu. Melun yaratılışı onu en sade oyunlara bile kan karıştırmaya sevk ediyordu. Sıdıka Hanım, bunun babası da hilecidir. Fakat Hüsrev pek korkunç bir adamdır. Allah kimseyi eline düşürmesin diyordu. Sizin paşanın paralarını ele geçirmeniz ihtimalini düşündükçe kudurmuş gibi ağzı köpüklenerek deli oluyordu. Suzan birdenbire heyecanla koluma sarılarak ''Aman bir ayak sesi var, koşu koşa bize doğru geliyorlar.'' diye çırpındı. Üçümüz de heyecan içinde durduk. Gecenin karanlık sükutunda bu açık sahada arkamızdan bir takım adamların koşa koşa geldiği işitiliyordu. Aman ya Rabbi, acaba bizi mi takip ediyorlar? Eğer öyleyse daha köprüye hayli mesafede bu saklanacak bir siper bile bulunamayan açık yerde ellerine geçtiğimiz gündü.
Ne yapabilirdik? Elimiz kolumuz bağlı bir halde, bir esir zilletiyle daha kötü muamelelere maruz kalmak üzere adamlara teslim mi olacaktık? Sıdkı Hanım zangır zangır titriyor. Aman evladım, bir çare bul yavrum diyor Suzancık, baygın bir halde kollarımı asılarak. Mahvolduk, mahvolduk diye inliyordu. İlk yapılacak şey tabii tabana kuvvet koşmak ve mümkün olduğu kadar köye yakın bulunmaya çalışmaktı. Bana hatta ne olsa genç olduğundan daha idmanlı olan Suzan'a kalsa koşmak kolaydı. Fakat koşacak hali olmayan ihtiyar kadını bırakmak olmayacağından adamlar nasıl olsa bize yetişecekler ve muhakkak bizi ele geçireceklerdi. Ben hem koşuyor hem de onları sürüklemeye çalışıyordum. Tam köprüye yaklaştığımız zaman oradan bir otomobil boru sesi işittim. Ve o anda bir otomobilin farıyla yolun aydınlandığını gördüm. Bu tarafta adamlar epeyce yaklaşmışlar. ''Hey durun, sonra fena ederiz, kıpırdamayın!'' diye haykırıyorlar. Üzerimize geliyorlardı. Fakat orada görünen otomobil bize doğru geleceğine durmuş ve galiba dönmüş gidiyordu. Ben bu felaketi görünce dizlerimin bağı çözülerek ''Eyvah, şimdi mahvolduk!'' diye inledim. Artık koşamaz, hatta hareket edemez bir haldeydim. Başım dönüyor, gözlerim kararıyor. Ayaklarım dolaşarak yere yuvarlanıyordum. Suzan zavallıcık tir tir titreyerek. ''Aman doktor bey, durmayınız, kaçalım, koşalım, geldiler işte!'' diye feryat ediyor, beni sürüklemeye çalışıyordu. Şu bize nispeten zayıf görünen kadınlar hayatın en güçlü zamanlarında ne kadar metanet gösteriyorlar ya Rabbim. İşte belki ben koşabilsem şu anda köprüye varmış ve tehlikeden kurtulmuş bulunacağımız halde hiç kımıldamayıp bir kötürüm gibi orada çömelip kaldığım için adamlar geldiler, bizi yakaladılar. Bunlar iki kişiydi. Fakat çelik gibi elleriyle bir tanesi bizim gibi daha 5 kişiyi haklayabilirdi. Suzan benim adamların elinde çırpındığımı görerek yardım istiyor. ''İmdat, can kurtaran yok mu?'' diye haykırıyordu. Bu esnada köprü tarafından sesler işitildi. ''Hey, dur be, davranma!'' ve bize doğru koşuşan adamlar fark olunuyordu. Çerkezler bu hal karşısında biraz şaşalamakla beraber metanetlerini bozmadılar. Fakat imdatçılar yetişmişler, ellerindeki fenerlerin yardımıyla adamları kıskıvrak tutmuşlardı. Bir tanesi ''Ne oluyor canım?'' diye sordu. Bu ses, bunu pek yakından tanıyordum. Ben kimin olduğunu düşünürken gelen 3 kişiden birinin elindeki fenerlerin aksiyle yüzünü de görünce ''Fuat!'' diye haykırdım. Bu mektep arkadaşım, dün Beyoğlu'nda rast gelip bizim işi danışmak üzere polis müdüriyetine gönderdiğim Hasan Fuat Bey'di. 16. Bölüm. Gelenlerin kimler olduklarını görüp anlar anlamaz hemen haykırdım. ''Aman adamları iyi tutunuz, kaçmasınlar.'' Fuat'ın pek acar adam olduğu anlaşılan arkadaşları bu işi zaten yapmışlar, onları kıskıvrak bir hale getirmişlerdi. Adamlar debeleniyor, kurtulmak için uğraşıyorlar, bükülmüş kollarını, galiba kelepçelenmiş ellerini kurtulmak için kıvranıyorlardı. Fuat bu başarıdan memnun ve muzaffer, gür sesiyle soruyordu. ''Canım bu hal ne? Yine ne oldu size Allah aşkına?'' Kısaca anlatmaya mecbur oldum. ''Yeni bir bela.'' dedim. Fakat artık eminim ki bu bela sonucudur. Şimdi sizin sayenizde bu haydutlar elde edildi ya, hemen dönüp köşke gidelim. Orada kimi bulursak onları da zincirleyelim. Tafsilatı sana sonra anlatırım. Sıdıka Hanım olmasaydı aciz kulunuz bugün ahirete yolcuydum. Fuat haykırdı. Amma yaptın ha be. Bu kadar kolay mı bu? Kolay molay, yapacaklardı işte, malum. Bazı adamların yanında kellenin, canın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Armut koparır gibi insan başı koparırlar. Ben bunları söylerken yüzüne derin bir endişe yayılan Suzan kolumu sarsıyor. Ama köşke gitmeyelim. Ben artık oraya gitmek istemem. O adamlarla uğraşmak kolay değildir. Bir sürü belalı haydut dolu orada. Sıdıka Hanım da bu fikirde olduğu için Fuat'la müzakere ettik. İşi bu halinde artık resmen hükümete bırakmak mecburiydi. Biz otomobille İstanbul'a gidecektik. Fuat arkadaşlarıyla köyün polis merkezine giderek bağladıkları adamları oraya teslim edecekler ve köşkü basıp yakalayabildiklerini teklif edeceklerdi. Kadınlar bu karara çok memnun oldular. Biraz yürüyüp otomobile dolduk. Fuat'la arkadaşlarını köyün caddesine bırakarak
biz İstanbul yolunu tuttuk. Yolda Suzan bana artık en fazla 4-5 defa görüşmüş bir yabancı değil, samimi bir can yoldaşı muamelesi yapıyordu. Sıdıka Hanım düşünceliydi. Acaba bu hareketle beyni ele verdiğine pişman mı oluyordu? Bu noktayı merak ederek sordum. Köşkte kaç erkek vardı Sıdıka Hanım? Hüsrev Bey, iki candan arkadaşı. Bunlar beyler, sonra uşaklar. Arasında bu tutulanlardan başka 3-4 kişi daha var. Nasıl? Bu köşk adeta bir kışlaya benziyor. Evet, öyledir. E siz kadınlar kaç kişisiniz? 4-5 de kadın vardık. Fakat zannetmem ki Hüsrev Bey'i ele geçirebilsinler. O ne iblis, o ne şeytan adamdır, bilir misiniz? Suzan burada korkmuş bir tavırla kolumun altına sokularak ''Aman bir görseniz doktor bey, bir başı var, tıpkı bir yılan başı gibi, hele gözleri, diyorum ya, insan adeta başı büyümüş bir yılanın karşısında bulunduğunu zanneder. Yandan yandan acı acı kör kör bakan iki gözle insanı mutlaka titretiyor.'' Sıdıka Hanım ilave etti. Hüsrev Bey yaman bir adamdır. Bu adamın bütün ömründe tek bir kimseye bir iyiliği dokunmuş mudur bilemem. Zarar vermeye gelince işi gücü her an her dakika fenalıktır. Gece gündüz etrafındakileri eziyet ederek muzır oyunlar tertip eder. Kadınları korkutmak, erkekleri ürkütmek için her saat türlü korkunç işler yapar. Mesela daha evvelsi gün kimin aklına gelir beyim entarime bir kestane fişeği takmış. Nasılsa tutuşan fişek patlamaya başlayınca ay deli oluyorum zannettim. Bacaklarımın arasında bir patırtı, bir gürültü, bomba mı patlıyor, top mu patlıyor bilemeyerek düştüm bayıldım. Suzancık içinde bulunduğu tehlikeyi, korkularını, her şeyi unutmuş, süt ninesinin haline gülüyordu. Sıdıka Hanım darılır gibi, ''Akızım gülme Allah aşkına, gülecek zamanda mıyız? Şimdi Hüsrev Bey'i tutamazlarsa, şayet tutarlar da bir zarar görürse düşün bir kere ne kudurur, ne deli olur. Sadece senin doktor beyi kaçırdığım için değil, şimdi bir de polislerin eline geçip hapislere girmek ihtimali var. Artık ele geçmekten Allah kurtarsın. Hınzır herifin yapmayacağı yoktur. Etimi kemiğimi didik didik etmeye doyamaz. Kanımı son damlasına kadar içer.'' Temin ettim. Yo Sıdıka Hanım, sen hiç korkma dedim. Mesela kendisini bir ele geçirmek de olacaksa biz onu ele geçireceğiz. Bir kere hükümetin pençesine geçerse onun dişini sökerler. Tırnaklarını kırırlar da kan içmek değil, parmak kaldıracak kudreti kalmaz. İstanbul'a vardığımız zaman saat 4'ü geçiyordu. Bu vakitte sabah her ne kadar aydınlanmışsa da her taraf kapalı olduğundan hastaneye gidip hanımefendiye müjdeyi vermek mümkün değildi. Suzan yerinde duramıyor, kıvranıyor. Niçin olmasın diye sızlanıyordu. Burası hastane, herkes ayaktadır. Gider müdürü yahut nöbetçi uyandırır meseleyi anlatırız. Başımıza gelen müthiş olaylardan tabii müteessir olurlar. Bizi annemin yanına bırakırlar. Ben en evvel kapıda kapıcı ile uğraşacağımız güçlüğü görerek tereddüt ediyordum. Fakat yanımdaki kadınların telaş ve aceleciliği mecbur etti. Hastaneye dayandık. Nakli uzun sürecek birçok güçlükten, kapıcının inadından, nöbetçi doktorun bürokrasisinden bahse lüzum yok. Yalnız yarım saat kadar sabredip bu zorlukları hallettikten sonra hanımefendinin odasına girebildiğimizi söylemem kafi. Ana kızın birbirlerine sarılmaları, bayılmaları, ağlamaları, Sıddık Hanım'ın bu işte oynadığı faal vazifeden her nasılsa Hüsrev Bey'in korkusunu bir süre için unutarak memnuniyeti bana kadınların bilhassa hanımefendinin kızını bulup getirebildiğimden hararetli teşekkürü benim karşılık olarak bu işte Suzan Hanım tarafından hayatımın kurtulduğunu itiraf etmelerim. Artık bir hey hey ki deme gitsin. Hanımefendi, oh artık diyordu. Bir kere adamlar ele geçtiler ya, saadetimize şimdi hiçbir mani kalmadı demektir. İlk işimiz konaktan paraları derleyip toplayıp almak. Artık rahatımıza bakmaktır. O zaman benim de aklıma paralar geldi. Bunları mühim meseleler arasında unutmuştum. Sahi onlar da vardı. Saadet yalnız ölümden kurtulmakta değil, hamamın duvarlarında saklı definedeydi. Artık tamamen bana kaynamış olan Suzan'la
sürebileceğim pürüzsüz, sonsuz bahtiyarlık hayatını lekesiz bir sema gibi görerek derin neşe ve hayat sesleriyle coşuyordum. Biraz sonra hastaneden hanımefendiyle beraber çıkıp apartmana gittik. Aşçı kadın bizi çılgın gibi bir sevinçle karşıladı. Biz saadetimizle bin bir hülya kurar ve Şenlik köydeki olayların son haberlerini beklerken Fuat Bey'in geldiğini haber verdiler. Fuat büyük bir zafer tavrıyla "İş oldu bitti, artık hiçbir şeyden korkunuz kalmasın. Adamları kündeleyip hepsini deliye tıktık. Fakat o Üsrev Bey yok mu? Sahiden azılı bir canavarmış. Kıyasıya 5-10 kurşun atmadan teslim olmadı. Şimdi Galatasaray'da merkez memuru bey zati halinizi görüp ifadenizi almak istiyorlar. Oradan memurların refakatiyle Aksaray'daki konağa gideceğiz. Oradaki paraları derleyip toplayıp keyfimize bakacağız." Hanımefendi Fuat'ın bu işte son anda oynadığı mühim ve canlı vazife için kendisine teşekkür ediyor. O da kendi mizacındaki adamlara mahsus bir mertlikle teşekküre gerek olmadığını, yalnız bir arkadaşlık vazifesini yerine getirdiğini söylüyordu. Merkez memuruyla biraz görüşüp meseleyi kısaca anlattıktan sonra yanımıza bir sivil komiser alarak Aksaray'a gittik. Orada Fuat kapının resmen açılması için lazım gelen muamelelerin peşinden koştu. Nihayet bir an oldu ki hamamda malum dik eğik taşın önünde durduk. Vidaları söküp memurların huzurunda taşı çıkardım. Arkasında gizli altın dolu torbayı serdiğim vakit ne şahane bir manzaraydı. Hazır bulunanların gözleri kamaşmış, dudakları titrek, kalpleri hızlı atar halde nasıl baktıklarını ömrüm boyunca unutmayacağım. Paraları Fuat'ın yardımıyla torbaya sıkı sıkı bağlayıp Galatasaray'a geldiğimiz zaman merkez memuru bunları teslim için birkaç saat bekleme mecburiyetinde olduğumuzu söyledi. Bu iş ancak 2 saat sonra halledilebilirdi. Hanımefendi bizzat merkez memurunun huzurunda tedarik ettiğimiz 2 şahitle paşanın tek varisi olduğunu ispat etti ve torbayı yüklenince hep birden apartmana doğrulduk. Artık Suzan'ı görmeliydi. Yerinde duramıyor. Fıkır fıkır kaynıyor. Vücudu bin bir hararetle yanıyor, gözleri süzülüyor. Bilhassa bana baktıkça bu gözlerle sonsuz bir şefkat ve muhabbet canlanıyordu. Ah nur yavru Suzancık. Hanımefendi bütün bu hallerin farkında olacak ki yemekten sonra Hasan Fuat'a verilmek üzere bana bir küçük çıkkın altını teslim ederek bunu dostunuza veriniz. Kıymetli yardımının bedelini böyle şeylerle hiçbir vakit ödemek mümkün değildir. Bunu bilhassa söylemenizi rica ederim. Size gelince siz artık biz demeksiniz. Sizi parayla mükafatlandırmak arzusu büyük küstahlıktır. Yalnız bilmem ki münasip gördüğüm hediyeyi kabul etmek ister misiniz? Anlamayarak bakıyordum. Şefkatli bir tebessümle izah etti. Yok, telaş etmeyiniz. Telaş etmeyiniz. Hediye dediğim başka bir şey değil. Bilmeceler de olduğu gibi canlıdır. Size kızımı eş olarak vermek istiyorum. Kabul mü? Kulaklarına kadar kıpkırmızı olan Suzan başını eğerek latif bir vaziyetle bana ellerini uzattı. Bu nur elleri ibadet duygusuyla tutarak genç kızı kendime çektim ve onu göğsümün üstünde sıkarak pak bir evlilik öpücüğü kondurdum. Son.